Artık bayram sürecine girdik. Artık yarından sonra bildiğiniz üzere bayram hazırlıkları ve seyahat hazırlıkları da başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bayram tatilinde şehirler arası yolculuğa çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunarak bayram tatilini keyifle geçirebilmek için trafik kurallarına mutlaka riayet etmeleri ve ihmallerden kaçınmalıyız dedi. Yine devletimiz bildiğiniz üzere 2-3 günü de tatil verince bayağı uzadı. 9 günlük bir tatil oldu bayram tatili. Bayramın ağız tadında geçebilmesi için yapacağımız tedbirler, eğer araçla yola gideceksek bir kere dinç, uykumuzu almış, moralimizin düzgün bir saatinde ve görebildiğiniz karayolu haritası üzerindeki levhaları çok iyi incelemek lazım. Yıl boyunca ülkede meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun bayram ziyaretlerinde yaşandığına dikkat çeken Bendevi Palandöken, kazaya sebep olacak ihmallerden kaçın, 1 Nisan'da zorunlu kış lastiği uygulamasının kalkmasıyla yaz lastik ve bakımları da yapılmalı. Her yıl kötü sonuçlanan kaza bilançolarına bu bayram bir yenisi daha eklenmemeli diye konuştu. Bu yollardaki kara noktaların, eğer ilk defa gidiyorsanız seyahat edeceğiniz yere mutlak o yol hakkında bilginiz yoksa bunu daha önceden öğrenmenizin çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü netice itibariyle hem bindiğiniz özel araçlarınızda hem de şoför esnafının kullandığı otobüslerde bu son derece önemli. Yani 40 kişi, 50 kişinin emanet edildiği can sizi bekleyen bir ailenizin olduğunu hiç unutmayın. Hatalı sollamalardan kaynaklanan veyahut da işte bildiğiniz üzere hızdan kaynaklanan %37'si bugüne kadar yapılan karayolundaki kazaların süratten kaynaklanıyor. 2023 yılında toplam 555 bin kaza yaşandı. Bunun 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Yani bir daha dönüşü yok. Gideceği noktaya değil, ailelerini de yalnız bıraktı. Yine aynı şekilde 354 bin kişi yaralandı ya da bir uzvunu kaybetti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün belirlediği trafik kaza kara noktalarını şoförlerin inceleyerek trafiğe çıkmaları gerektiğini vurgulayan Palandöken, bayram tatilinin 9 gün olması birlikte şehirler arası trafik yoğunluğunun cumartesi günü itibariyle başlaması bekleniyordu. Bu yoğunlukla beraber trafik kazalarında da artış yaşanabilir. Özellikle her bayramda meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunu kaza kara noktalarından haberi olmayan şoförler oluşturuyor dedi. Yıl boyunca yaşanan kazaların %3'ü bayram trafiğinde oluşuyor. Bildiğiniz üzere bayramlar, özel günler, böyle tatillerde eşinize, annenize, babanıza veyahut da işte gideceğiniz tatil beldesine yetişme telaşesinden kaynaklanıyor. Bunun için yapılması lazım gelen en doğru yol, şoförler yola çıkmadan önce trafiği kara noktaları dediğimiz o yollarda çok dikkatli ve süratlerini ona göre ayarlamaları. Yine araçlarının bakımı, freni, bağlantısı, periyodik bakımın dışında lastikleri ve aldığı istihap haddini aşan yolcu varsa son derece daha tehlikeli. Tabii herkes sizin gibi belki dikkatli olmayacak. Karşınızdakinin ne şekilde üzerinize geleceği veya ne şekilde yorgun olduğunu da tespit etmek çok zor. Onun için siz daha çok kendinizi kontrol edeceksiniz. Dolayısıyla da inşallah bu güzel bayramı ağız tadıyla geçirmenize neden olacak. Ben şimdiden yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar, gideceğiniz noktada da güzel bayramlar diliyorum.